Sıradaki haber Ali Eyüboğlu'na kapak olsun. İhanet haberi geliyor. Aşk Hadi meşbar bakalım. İçinde. Hadi bakalım. Yıllar önce çok güzel bir söz okumuştum. Sonra hep kafamın şurasına not ettim ki yanlış bir şey yapmayayım hayatımla ilgili. O söz şöyleydi. Kah dilden dökülür, kah kalem yazar. Hayattaki en hazin sözler keşke diye başlar. Şimdi bu ihanet, aldatma haberlerinden sonra bir süre sonra o işi yapan pişman olur. Evet. Ona maruz kalana bir şey olmaz. Bir de şu var. Yani sevgili Hakan da soruyor. Beynen mi aldattın, fiziken mi aldattın? Ya inanıyor musunuz beynen olunca daha mı hafifletici sebep ama oluyor? Ama bak şunu söyleyelim. Allah insanlara niye doğruyu yanlışı, haramı helali göstermiş? Bir insan evliyken bir başkasından hoşlanabilir. Hı. Beyninin içinde bunu yaşamasına kimse bir şey diyemez. Buna doğru yanlış da diyemezsin. İnsani bir duygudur. Hı. Önemli olan eyleme geçiriyor mu, geçirmiyor mu? Mesela bir insanı öldürmeyi de düşünebiliriz. Zarar vermeyi. Cenab-ı Allah düşündüklerinizden değil, yaptıklarınızdan sizi sual edecek. Bu yüzden toplumda da böyledir. Hukuk sizi biz niye düşünce suçlularına senelerce karşı çıktık? İnsan düşüncesini toplumu etkileyecek şekilde zikretmiyorsa, yani sadece senin içinde kalıyorsa, zaten düşünceni söylemiyorsan kimse de duymuyor, sorun yok. Evet. Ama bir erkek ya da bir kadın bir başkasından insani duygu olarak hoşlanamaz diye bir şey yok. Önemli olan onu bir ihanete çeviriyor mu, çevirmiyor mu, ona bakacaksın. Açık açık da bravo. Söylüyor. Ama neden? Her şeyi normalleştirdiler. Yani bak bu şarkının sözleri çok güzel. Evet. Ne diyor? Hiç evet. istemeden seni aldattım. Niye? Aslında seni seviyorum. Fakat ondan çok hoşlandım. Fiziken bir çekim oldu. Aldattım. Sonra da diyor ki pişman oldum. Evet doğru. Hayat bumerang gibidir. Kim kime ne yaparsa daha beterini Allah senin karşına, onu ödetmeden seni yollamıyor. Sevda şöyle bir şey yapalım. Şimdi ikimiz kadınız. Evet. Hani böyle ihaneti yakalamak, bir şeyi takip etmek, yan gözle bakmak, adam içeriye gittiğinde telefon evet. karıştırmak falan, hep nedense bu şeyler, bu söylediğim şeyler hep kadına yüklenir. Masadaki erkeğe soralım, Ali'ye. Evet. Erkek yakalanmamak için ne yapar? Bilmem. Nasıl bilmem? Adamın öyle bir şey olmamış. Benim ben sana bir... illa da bir şey olmuş demiyorum ama erkek olarak her kitabını yazdım arkadaşların, çevren falan hiç böyle gözlemlemiyor musun? Ya karda yürüyüp izini belli etmemeye çalışan var ama kusursuz cinayet yok. Sonunda yakalanıyorlar. Ya nasıl gizlenilir ben bilmem yani. Şimdi eskiden daha kolaydı abi. Için, tecrübe ben etmediğim için bilmem. Konularım benim telefonum için... ortadadır. Şifrede var mıdır aylada? Aylada vardır. Şeyin de var, ekran açım, hiç gizlim saklım yok, aldatmadığım için bilmiyorum. Yani o düşünce suçu ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani düşünmek suç değil de düşünceyi açıklamak suç gibi. Düşünceyi açıklamak suç değil. Hayır, düşüncesine düşünce göre. Birilerini eyleme, kanunsuzluğa teşvik ediyorsa o suçun evet. sorudur. Yoksa düşünce suç değildir yani. Yani evet. birini hedef gösterip kitleleri oraya yönlendiriyorsan o düşünce olmaz artık, eylem olur. Şunu da söyleyeyim. Dönem dönem değişiyor. Eskiden aldatmak daha kolaydı. Cep telefonları falan yoktu. Bu işler daha çok şimdi emek istiyordu. Patır patır şu var, emek istiyordu. Gerçekten mesela kadınlar da bu kadar veya erkekler daha meyilliydi. Kadınlar aldatmaya bu kadar meyilli değildi. Kadınların daha duruşu farklıydı. Daha zordu. Adamın emek harcaması gerekiyordu. Hatta 1-2 ay 3 ay yemeğe çıkması gerekiyordu. Kadını sahiplenmesi gerekiyordu çoğu zaman. Fakat şimdi DM kutuları var. Cep telefonu çıktı. Aldatmayı niye bak, erkek üzerinden şimdi şöyle oraya geleceğim ama kadın ama da diyor. Kadın kadınlar da diyor. O zamanki şartlara göre daha çok çalışma hayatında değildi. Daha çok erkekler dışarıdaydı. Kadınlar çekirdek aile, geniş aile, sülale ve neyle? Mahalleliyle sosyalleşiyordu. Böyle bir hayat vardı. Hayatımıza 90'lı yıllarda, 96'lı yıllarda cep telefonu girdi. Cep telefonu girdiğinde varlıklı erkekler öncelikle aldılar ve o zaman aldatan erkek genellikle iki cep telefonu, iki numara alıyordu. Eve girerken diğer cep telefonunu arabada bir yerde bırakıyordu ya da şirkette bırakıyordu. Ali, çok senin niye cep telefonunu ters çeviriyorsun? Gelen mesajı görmeyelim diye mi? Yok, zaten benim mesaj direkt şeye düşmez. Ha. Yani burada bir de çünkü, mavi şey evet, vardır. Bir de çünkü uzmanlar diyor ki bazı erkekler
böyle çeviriyorsa ona takıldım. Ama ben, ona dikkat ama edin. Bu çevirmede çok şöyle, kazaya uğrayan erkek var. Çünkü çevirdiğinde böyle yaptığında telefon açılıyor. Tesadüfen sevgilisini ya da eşini arayıp patlayan bir sürü erkek var. Sevgilisinin adını da erkek ismiyle tabii kaydeden ya da işte kadın ismiyle, kadınlar, Kasap Hüseyin kadın falan diyen böyle bir sürü erkekler. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bakın bir olay hiç aklınıza gelmeyecek. Sadece bakın son zamanlarda bana kızıyorlar ama sadece erkeklerin aldatmasını biz tarihler boyu konuştuk. Şu an kadınlar erkeklerden vallahi açık ara önde gidiyor. Çok fazla kadının aldatması var. Ama geçenlerde bir tane kız çıktı televizyona. Böyle kendince fenomen makyaj yapıyor. Üzerinde saten bir tane şey, algıya bak. En fazla 25 yaşındadır. Kızlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Aklıma çok parlak bir fikir geldi bakın. Şimdi ana sevgiliniz olacak. Nereye geliyor? Ana sevgiliniz olacak ama tabii o sizden ilgi bekliyorsunuz. Onu bunaltmamak için bir bariyer sevgili yapacaksınız. O bariyer sevgiliniz sizinle ilgileneceği için ana sevgilinizi bunaltmıyorsunuz. Ana sevgiliniz bunu öğrendiğinde de diyeceksiniz ki ama hayatım ben bunu ilişkimizin selameti için yaptım. Seni bunaltmak için yapmadım. Nasıl fikir? Çok parlak bir fikir. Kişinin kendisine bak, bir şey söylemiyorum ama bu zihniyet ve bu sözler bariyer altında kalsın inşallah. Aynen. Yani bu sadece açın, sevgiliye buyurun, aldatma görün değil. Bu arkadaşını da dostunu da aileni de aldatma noktasına kadar varabilir bir zihniyette. Ha, o bariyer ilişkiyi kabul eden erkeğin de ben gelmişine, geçmişine. Ona söyle. Bak Ali'nin neslinden korkuyorum biliyor musun? Sen böyle gaza getirsin. Gerçek cümleyi söyle. Abi peki başka ne demek bir, ya? Bariyer, bir bak şimdi geç. Kadın ya da erkek. Bir erkek bana gelecek diyecek ki hayatım sen çok yoğunsun. Sen kadınsın, benim bariyerimsin mi? Hayır, bariyer ilişki yaptım senin için. O bariyeri alırım. Ya sen benim bariyerimsin. Sosyal medyada bir tane yani neydi belirsiz bir tipin önermesiyle bir toplumsal. Ama izleyen gençler abi, var. Abi kaç kişi izlemiş? Bak ben aha, neresindeyim geliyor olayım. Aha, bir tane bak bunu bak şimdi bu tuzu kuru bir tip. Benim derdim ne? Tuzu kuru çıkmış atıyor tutuyor. Orada para cahil kazanıyor bir genç kız. Kırsalda gece konduda maddi imkansızlıkları var. Alıyor olayı abi, nasıl Dilan yatak odasında yani oynadı. Las kızı da göğüslerini açtı. Bu kulaktan kulağa oyunu gibi. Onu örnek alıyor fakat öbür taraftaki saçmalıyor. Töre cinayetine kadar gider Allah korusun. Peki şimdi öteki abi. Gider abi. Toplumsal gönderme yapıyoruz ama. Ama abi gider. İstatistik hiçbir karşılığı yok. Var var bulursun sen. Peki aldatıldı diye bir kadını. Abi aldatıldı diye bir kadını sokak ortasında kaç tane erkek öldürüyor? Bak aldatmak meşru bir şey değildir. Hiçbir meşru olmayan olayda hiçbir kötü sonu şiddeti meşrulaştıramaz. Ama onu aldattı diye sokakta karısını, sevgilisini öldüren, onu yapan, bunu yapan kaç tane erkek var? İstatistiği var abi. Git ama bak. Yani o sapıklar bunu yapıyor. Abi diye işte diyorum ki bu sapıkların aklına getiriyor. Sosyal medyadan da besleniyordu. Besleniyorlar Ali, abi. Vapura biniyorum abicim, insanın yanında sevgilisi var, arkadaşı var. Bakıyor. Dönüp bakıyor. Kocası var kadının, kocasına bakıyor. Ya ne güzel deniz, İstanbul Boğazı, adalara gidiyorsun. Yanında eşim var, gördüm alyanslar falan. Birbirleriyle bir saat ya gayet tabii ki cep telefonu sosyal medya anı yaşamamızın önünü engelliyor, anı yaşatmıyor evet bize. O başka bir sosyolojik ama bir durum. Ama insanlar etkileniyor. Toplumda kurallar İnsanların bilgili, kültürlü, eğitimli olduğuna göre değil. Sevda, dur. Ya toplumun eğitimi cep telefonu ve sosyal medyaya kalmışsa vay haline. Bir dakika Alemciğim, istatistik istiyorsan söyleyeyim. Toplumu etkileyen olaylar %45 aile, %40 okul, pardon. 85. Hayır, %40 medya, %15 okul. Bakın, peki. İstatikli, bu 5 aşağı inebilir, yukarı çıkabilir. %45 aile, %40 medya. Sevda. O gün televizyon vardı, televizyon. Evet. Bugün zaten artık bir yok, dakika, yok. Sosyolojik araştırmalara tekrar devam ederiz ama sıradaki haberler kalıyor. Bunları da aynen size aktarmamız lazım. Para bozdurmuyor bize. Ne? Para bozdurmuyor bize. Ha. Ya seyirciler, dur bir dakika araya giriyorum.